arkadaşlar. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu toplantı hakikaten insanlığın mühim bir dönüm noktasında yapılmaktadır. Sabahleyin Ahmet Huber kardeşimiz söyledi. Süper güç dedikleri güçler çökmüş. İnsanlığın gündeminde Müslüman ülkeler ve İslam var. Böyle bir noktada bu toplantı yapılıyor. Yine Afganistanlı kardeşimiz çok önemli bir söz söyledi. Dedi ki, dünyada gördüğünüz bu değişiklikler ve bu zelzeleyi Afganistan başlattı. Doğru söylüyor. Hakikaten Rusya Afganistan'ı Çekoslovakya zannetti. 1000 tane tank gönderirim de istediğimi yaptırırım zannetti. Ama bir de baktı ki Afganistan başkaymış. Ne Çekoslovakya ne Macaristan değilmiş. Ruslardan aldığı ganimetle Rusları yenmesini bildi. Afganistan harbi imanın küfre galip geldiği bir harptir. İşte bu olayla bütün yeryüzünde zelzele oldu ve bu zelzele yıllardan beri devam ediyor. Komünizm çöktü. Arkasından Siyonistler ve emperyalistler artık dünyada tek hakim biziz dediler. Son Irak olayı da tuz biber ekti. Irak harbi, emperyalizm ve Siyonizmin dünyada tek devlet olacak. Herkes bizim emrimize uyacak. Sözümüzü dinlemeyenin işte böyle Irak gibi başını ezeriz diye yaptıkları bir harptir. Kuveyt'in kurtarılmasını bahane ettiler ve Irak'ı bir Müslüman ülke olarak yerle bir etmeye çalıştılar. Bu bizim bildiğimiz bir plandır. Çünkü Theodor Herzl'in Basel'de 1897'de hazırladığı plan zaten 3 kademedir. İsrail kurulacak, sonra Büyük İsrail kurulacak, ondan sonra da Müslümanlık yerisinden kaldırılacak ve Siyonizm dünyaya hakim kılınacak. Bu 3 adımlık planın birinci adımını Siyonistler 50 senede attı. Şimdi 100. sene, yani 1997 gelmeden önce ikinci adımı atmak istiyorlar. Bunun için bir yandan Türkiye'yi ortak pazara sokup İsrail'le tek devlet yapıp Theodor Herzl'in planının ikinci adımını gerçekleştirmek istiyorlar. Öbür yandan da İsrail'in karşısında bir güç kalmasın diye Müslüman ülkeleri bir bir eziyor. Emperyalizm 70 sene evvel Osmanlı Devleti'ni parçaladı. Şimdi 70 sene sonra o parçaları da parçalamak istiyor. Üğütmek istiyor Müslüman ülkeleri. İsrail'e yumuşak bir lokma gibi hazırlamak istiyor. Bunun için Irak Harbi'nin arkasından Amerikalılar önce Irak'ı 3'e bölelim dediler. Güney Irak'ı işgal ettiler ve burada ayrı bağımsız bir devlet kurmak, kuzeyde de bir bağımsız devlet kurmak ve de Saddam'ı düşürmek istedi. Ancak Güney Irak'ta ayrı bir devlet kurmak istedikleri zaman bir de baktılar ki Güney Irak Amerika'ya değil belki de İran'a bağlı bir ülke olacak. Bu projeyi şimdilik tehir ettiler. Bütün güçleriyle Irak'ın kuzeyini parçalamak istediler. Oradaki Kürt liderleri kışkırttılar, ayağa kaldırdılar. Sonra da onlara yardım etmediler. Ve üstelik uçaklarla geldiler, kağıtlar attılar. Emin yerlere kaçın diye masum insanları kışkırtan bilesiniz ki emperyalizmdir. Bunların kendileri önce ayağa kaldırıyor, sonra yardımcı olmuyor. Maksat nedir? Müslümanları birbirine kırdırmak. Bu insanlar Türkiye hududuna ve İran hududuna geldiler. Bu komşu kardeş, Müslüman kardeşlerimiz. Buraya getiren emperyalizmdi. Kendi kontrolünde Kuzey Irak'ta yeni bir İsrail kurmak istiyor. Amerika'nın maksadı, hedefi budur. Müslümanları üğütmek, birbiriyle harp etmek planından vazgeçmiyor. Bu zaten yeni bir plan değil. Sevr anlaşmasıyla bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Bizim milletimiz 5 sene İstiklal Harbi'ni yapınca Sevr'i yürütemediler. Tehir ettiler. Şimdi fırsat bulduk, bunu geliştireceğiz diyor. Neden Müslüman ülkeler kendi meselelerini kendi aralarında konuşarak
insan haklarına uygun şekilde çözmüyorlar. Amerika ne arıyor Türkiye'de? Amerika ne arıyor Irak'ta? Artık bu suallerin sorulacağı gün gelmiştir. Bu kadar masum insanları, yaşlı, çoluk, çocuk dağlarda aç çıplak ezdiler. Bunlara da sadece edebiyat yaptılar, ölümlerine göz yumdular. Bizim Hakkari'li, Mardinli, Diyarbakırlı kardeşlerimiz kendisinin ekmeği yok bunlara yedi. Kendisinin battaniyesi yok bunlara verdi. Kardeşliği bizim milletimiz gösterdi. Söz buraya gelmişken Türkiye'ye sığınan Iraklı Müslüman kardeşlerimize Milli Görüş Teşkilatlarının gösterdiği büyük alakadan dolayı hepinize teşekkürler ediyorum. Şu anda dahi 3 tir dolusu gönderdiğiniz yardım malzemesi Edirne'nin hududundadır. Muameleler için geciktiriyorlar ama yakında çözülecek ve inşallah sığınmacı kardeşlerimize bir an evvel ulaştırılacak. Türkiye'de Refah Partisi'nin bütün teşkilatları, milli görüşçü kuruluşlar, milli gençlik vakıfları Iraklı sığınmacı kardeşlerimize candan ve ilk yardım eden kuruluşlar oldu. 23 bin ton yardım yapılmıştır. Bu 23 bin ton yardımın 20 bin tonunu bizim milletimiz verdi. Bu 30 tane batı ülke Irak'ı bombalarken hepsi birleştiler. Ama Müslümanlar zulüm görürken bugün sabahleyin AMGT Başkanı da söylediği gibi zamanı geçmiş kokmuş affedersiniz yiyecekleri gönderdiler. Bunlar şimdi Silopi'de, Cizre'de, ambarda duruyor. Tarihleri geçtiği için sığınmacılara hatta dağıtılamıyor bile. Ama ne acıklıdır ki Türkiye'deki yönetim Amerika ne isterse onu yapıyor. Irak'ı kışkırtmak için aynen Amerika'nın yardımcısı gibi hareket ettiler. Ve ondan sonra onları yardımsız bıraktılar. Türkiye'deki yöneticileri kastediyorum. Ve gördüğünüz gibi bu Irak'tan sonraki hadiseler hakikaten yürekler acısıdır. Bir İngiliz askeri geliyor, bizim kaymakamımızı tokatlıyor affedersiniz. Ve bizim devlet başkanımız buna seyirci kalıyor. Üstelik ta Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya gidiyor. Çanakkale'ye çıkartma yapan İngiliz askerlerine çelenk koyuyor ve selam duruyor. Acı günler yaşıyoruz. Acı günler yaşıyoruz. İşte bunun için Türkiye en kısa zamanda seçime gidecek inşallah. Ve bu acı günler inşallah en kısa zamanda artık geride kalacak. Çünkü bizim milletimizin bu davranışlara tahammülü kalmamıştır. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, ne anlatıyorum size? Zahiren bakılırsa dünya siyonizmi, Irak'ı ezdik. Hepiniz benim köle misiniz? Zaten Rusya'yı da kendimize esir aldık. Öyleyse dünyanın tek hakimiyiz diyor. Fakat kimse bu zahiri görünüşe aldanmaz. Aslında bugün bulunduğumuz nokta Batı'nın kuvveti üstün tutan medeniyetinin çöküş noktasıdır. Yeniden hakkı üstün tutan adil düzenin doğum sancılarıdır. Gerek Irak olayı, gerek ondan sonra cereyan eden olaylar. Neden? Çünkü bakınız, işte komünizm, işte şahitler burada. 70 sene zulüm yaptıktan sonra çöktü. Neden komünizm çöküyor? Çünkü komünizm kuvveti üstün tutan bir zihniyetin medeniyetidir. Bir ezen ezilen düzenidir. Bugünkü Batı Avrupa diyor ki bizim kültür medeniyetimiz eski Roma'dan geliyor. Roma'nın kültür kökü eski Yunan'dır. Eski Yunan'ın kültür kökü eski Mısır'dır. Yani firavunlar. Bugün şu Bush var ya, bu Bush aynen firavunlar gibi düşünüyor. Kendisinin nasıl yanlış bir etki altında olduğunun da farkında değil. Hak ve batıl mücadele ediyor. Firavunlar insanlara zulüm yaparken biz zulüm yapıyoruz diye yapmazlardı. Bu bizim hakkımız diye yaparlardı. Ama onların hak dedikleri zaten zulüm idi. Çünkü batılın hak anlayışına göre onlar kuvveti hak sebebi sayıyor.
çoğunluğu hak sebebi sayıyor, menfaati hak sebebi sayıyor, imtiyazı hak sebebi sayıyor. Bir de insanlık tarihinde peygamberlerin öncülüğünde getirilmiş bir hakiki hak anlayışı vardır. Hakiki hak anlayışına göre herkesin doğuştan hakkı vardır, insan hakları. Ve bu da bütün insanlar için eşittir. Diğer yandan emek bir hak sebebidir, karşılıklı mukavele hak sebebidir ve de adalet gereği hak doğar. İşte bu inanışlar ta yıllardan beri insanlık tarihinde mücadele ediyor. İnsanlık tarihine bir bakış yaptığımız zaman önce İbrahim Aleyhisselam tarafından hakkı üstün tutan bir medeniyet kurulduğunu görüyoruz Mezopotamya. Bu medeniyet Mısır'ı etkiledi. Mısır bu medeniyeti aldı, dejener etti. Kuvveti üstün tutan bir medeniyet kurdu. Firavunlar dönemi yaşandı. Onların en güçlü oldukları bir noktada Musa Aleyhisselam firavunlara karşı yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kurdu. Musa Aleyhisselam'ın kurduğu medeniyet Yunan'ı etkiledi. Yunan en güçlü olduğu bir noktada İsa Aleyhisselam geldi ona karşı. İsa Aleyhisselam'ın hakkı üstün tutan medeniyeti Roma'yı etkiledi. Roma biz de Hristiyan olduk dedi. Halbuki Hristiyanlığı aldı. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği Müslümanlığı dejenere etti. Kuvveti üstün tutan bir medeniyet kurdu. Roma'nın en güçlü zannedildiği anda İslam medeniyeti geldi. 1000 yıl insanlar İslam medeniyetiyle saadet içinde yaşadılar. Ancak Müslümanlar bu Viyanaları kuşatırken Avrupa'da Rönesans başladı ve 3 asır evvel Avrupalılar her şeyi Müslüman'dan öğrendiler. Buna mukabil onu dejener ettiler ve yeniden kuvveti üstün tutan bu Batı medeniyetini kurdular. Şimdi Batı medeniyeti Irak Harbi'nden sonra zahiren en güçlü noktasında gözüküyor. Halbuki çöküyor. Neden? Çünkü işte komünizm çökmüştür. Kapitalizmin de komünizmin ikiz kardeşidir. O da çöküyor gözlerimizin önünde. Kapitalist, faizci kapitalist nizam 200 seneden beri insanlara saadet getirmiyor. Kapitalist nizam sadece Siyonistleri, Yahudileri zengin ediyor. İnsanları eziyor. Ve bakınız bugün Amerika'da ahalinin %10'u açtır. 3 milyon insan sokaklarda yatıyor. %10'u işsizdir, %10'u fakirdir. Amerika'nın trilyonları Yahudilerin cebine gidiyor. 300 milyon Amerikan halkını da eziyor emperyalistler ve siyonistler. Ve böylece işte kapitalist nizam 2 asırdan beri insanlığa sadece zulüm yapmıştır ve şimdi de çöküyor. Çünkü kapitalist nizamla komünist nizam arasında temelde bir fark yok. İkisi de kuvveti üstün tutar, bir ezen ve ezilen sistemidirler. Tek fark komünizmde ezen siyasi güçtür, kapitalizmde ezen ise ekonomik güçtür. 1 Mayıs günü bugünkü Papa bir asırlık beyanname neşretti. Papaların 100 senede bir neşrettikleri bir beyannamesi var. 1 Mayıs günü emek günü kabul ederek bugünkü Papa'nın neşrettiği beyannameyi alınız okuyun. Söyledikleri şey şudur. Kapitalist nizam bir günah yumağından başka bir şey değildir diyor Papa. Neden bu kapitalist nizam çökmüyor? Çünkü kapitalist nizam Siyonizmin insanların kanını emdikleri bir emme kamışıdır. Siyonizmin bir aletidir. İnsanlara saadet getirdiği için değil. Siyonistler bunun vasıtasıyla insanların kanını emdikleri için bu nizam sunni olarak yaşatılıyor. Yoksa insanlığa saadet getirmiyor, getirdiği sadece zulümdür ve bugün de yıkılma noktasına gelmiştir. Huzurlarınızda Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Milli Görüş'ün desteklediği bu kuruluş, hepimizin bildiği gibi 9-10 Mart tarihlerinde burada Köln'de 17 tane
Avrupalı profesörle beraber bir adil düzen konferansı düzenledi. Bu konferansa Birleşmiş Milletler'in yeni düzen komisyonu başkanı, Nobel ödülü sahibi Profesör Laszlo da geldi. Toplantıda Laszlo'nun söylediği şudur: ben bu toplantıda yeniden doğdum. Çünkü 40 seneden beri hayalini kurduğum bütün ideal kaidelerin hepsinin adil düzen içerisinde yer aldığını gördüm. Bir matematik gibi bunu işlemişsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim Viyana'da bir özel üniversitem var. Orada adil düzen kürsüsü açacağım. Amerika'da bir özel mecmuam var. O mecmuada makale yazmayacağım. Özel sayı çıkartacağım. Beni ne zaman davet ederseniz koşup gelip sizin bu çalışmalarınıza yardımcı olacağım demiştir. Kendisinin Global Denken adlı kitabında Batı niçin çöküyor? 12 tane sebep gösteriyor. Ve Batı'ya şu sebepten dolayı 10 yıl ömür biçiyor. Bu sebepten dolayı 20, bu sebepten dolayı 30 yıl ömür biçiyor. Ne anlatıyorum size? Gerçekte komünizm gibi kapitalizm de çöküyor. Çünkü kapitalist sistemin içerisinde faiz mikrobu var. Faiz 40 çeşit belanın mikrobudur. Sadece fakiri fakir, zengini zengin yapmakla kalmıyor, ahlakı bozuyor. Bir insan, Allah kimseyi fakir düşürmesin, faiz sömürüsü yüzünden fakir düşerse ahlaksızlığa itiliyor. Affınıza sığınarak söylüyorum, bakıyorsun aç kalmış, işsiz kalmış faiz yüzünden, faizci düzen yüzünden açlıktan dolayı tele kız oluyor. Fakirlik insanları ahlaksızlığa itiyor. Fakirleri, zengini de ahlaksızlığa itiyor. Bir adam ayda 10 milyar lira oturduğu yerde faiz alıyor. Nefis terbiyesi de görmemiş. Ne yapacak bu adam bu 10 milyar liralık faizle? Oturduğu yerde alıyor. 10 milyar liralık kumar oynayacak bir kumarhane arayacak. Yoksa kendisi kuracak çünkü parası var. Ama bir defa o kumarhaneyi kurdu mu fakir olan bir kimse bir günde ben felekten çalayım diyor. O fakir de o kumarhaneye gidiyor. O kumarhaneler yavaş yavaş mafya merkezi oluyor, uyuşturucu merkezi oluyor, her bakımdan bir kanser gibi toplumu yiyip mahvediyor. İşte bugün bu kapitalist nizam gördüğümüz gibi ahlakı bozmuştur ve bu kapitalist nizam yüzünden işte uyuşturucu, işte boşanmalar, işte alkolizm, işte AIDS hastalığı. Şu Almanya'da 100 bin AIDS'li var. Bunun tedavisi de bulunamıyor. Ahlak bozukluğundan bu hale gelmişlerdir. Bu hastalık her senede %100 artıyor. Onun için yapılan hesaplar 10 sene dayanamayacak Batı eğer bu gittiği yoldan dönmezse. Nasıl tarihte Lut kavmi yerin dibine battı ahlak bozukluğundan, eski Yunan yerin dibine, eski Roma yerin dibine battıysa, şimdi de gözümüzün önünde Batı ahlak bozukluğundan yerin dibine batıyor. Amerika'nın gelip de 100 bin çıkış yapıp 43 günde Irak'a 100 bin ton bomba atması kendi kanserini önlemiyor. İçinde faizci kapitalist nizam var, o da çökecek. Söz buraya gelmişken size bir latife ve eski yıllara ait bir hatıramı duyurmak istiyorum bugün de. Biz teknik üniversitenin son sınıfındayken gece geç vakitlere kadar proje çalışmaları yapardık. Bazı sınıf arkadaşlarımız da Beyoğlu'ndaki sinemalara giderdi. 45-50 sene öncesinden bahsediyor. Gördükleri filmi gelir, biz proje yaparken bizim salonlarımızda konuşur, birbirlerine anlatırlar. Bu konuşmalar bazen üniversitenin içerisinde bir darbi mesel çıkmasına vesile olur. Bu darbi mesellerden birisi şudur: bir gün gene sinemaya gitmişler. Latife olarak söyleyeyim, onlar arasında tabii Demirel arkadaşımız da var, sınıf arkadaşım. Gitmiş gelmişler, konuşuyorlar. Bir film görmüşler. Filmde gördükleri şu: bir Kızılderili filmi.
Kızılderili'nin reisi elinde çubuk, karşıki dağlara bakarak çubuğunu içiyor. Bir beyazı da yakalamışlar, ağaca bağlamışlar, bir de bir kazan koymuşlar, fokur fokur kaynatıyor. Biraz sonra o beyazı kazana atacaklar ve yiyecekler. Gulu gulu diye Kızılderililer yamyam dansına başlamışlar. Şimdi bu beyaz yalvarıp yakarıyor. Etmeyin, eylemeyin, beni yemeyin. Eğer beni serbest bırakırsanız size şu iyiliği yaparım, bu iyiliği yaparım diye tane büyüklüğünde ter döküyor ve Kızılderili reise yalvarıyor. Reis hiç istifini bozmuyor. Hep karşı gidağa bakıyor, çubuğunu çekiyor. Bir ara bu beyaz direkten kendini kurtarıyor. Ama kaçması mümkün değil çünkü bütün etrafı Kızılderililer sarmışlar. Ne yapacak? Yapabileceği tek şey reisin önüne gelip daha candan yalvarmak. Onu yapıyor, geliyor reisin önünde candan yalvar. Yapma, etme, beni yeme, size büyük iyiliğim dokunur. Tekrar tekrar son yalvarışlarında yapıyor. Ve nihayet tam o noktada, deminden beri hep karşı dağa bakan reis bir an dönüyor ve bu beyaz adama nihayet bir söz söylüyor. Tabii filmin en heyecanlı anı. Şimdi bu reis bu beyaz adama acaba ne söyleyecek? Söylediği söz şu: mesele basit, gebereceksin diyor. Şimdi biz böyle tarihi bir günde bu sözü niçin hatırlıyoruz? Bu söz bugün Bush'un zihniyetine söylenecek bir söz. Bush orayı bombalıyor, burayı bombalıyor, bir sürü konuşmalar yapıyor. Ama aynen o beyaz adam gibi mesele basit. Ne olacak? Gebereceksin. Neden? Çünkü bu faizci kapitalist nizam yaşamaz. Çünkü zulüm devam etmez. Nasıl komünizm çöktüyse kapitalizm de çökmeye mahkumdur. İşte